Evet, herkese iyi akşamlar. Yeni bir Bezmalem Radyoloji günlerinde bir aradayız. Tüm konuşmacılara, programı düzenleyen tüm meslektaşlarıma, siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Gene gündem tabii ki mamografideki bulgular ama bugün konuşacağınız konular kitle dışı bulgular olacakmış. Ben de ilgiyle izleyeceğim. Gerçekten katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve ekibe bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Ve sözü çok uzatmadan kıymetli moderatörümüz Profesör Doktor Levent Çelik'e bırakıyorum. Buyurun hocam, ben de ilgiyle takip edeceğim tartışmalarınızı efendim. Sayın meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayın rektörüm, çok teşekkür ederim sözü bana verdiğiniz için. Bezmalem Radyoloji Günleri'nin ikincisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mamografide kitle dışı bulgular. İki tane de çok saygın konuşmamız var. Konuşmacımız bu konuda. Sayın Doktor Şeyma Yıldız, mikrokalsifikasyonları ve Sayın Doktor Serap Gültekin de yapısal distorsiyonları bugün sizle detaylandıracaklar. Şeyma Hocam, ekran sizde. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de mamografinin zor konularından olan mikrokalsifikasyonları literatür eşliğinde yine ACR biraz atlasa sadık kalmak suretiyle ve deneyimlerinizi aktararak anlatmaya çalışacağım. Meme kanseri toplumda sıklığı nedeniyle taraması kabul edilmiş bir kanser türü. Erken teşhiste kür şansı mevcut. Mikrokalsifikasyonlar kanser tespitindeki en erken bulgu ve meme radyolojisindeki zor başlık. Deneyimli radyologların bile zaman zaman atlayabildiği bir bulgu. Yine radyologlar arasındaki morfoloji ve dağılım tanımlanmasındaki uyuma bakıldığında ancak uyumlu mevcut olduğu çalışmalarda bahsediliyor. Suna akışı şu şekilde olacak. Yine atlasa tabii tabi kalmak suretiyle tipik benin morfoloji, şüpheli morfoloji, dağılım paterninden bahsettikten sonra ek görüntüleme yöntemleri var mıdır, işe yarar mı, yönetim ve tanıdan biraz bahsedeceğim. Tipik benin kalsifikasyonlara girdiğimizde vasküler cedar kalsifikasyonları tanımak oldukça kolay. Yine ayrıca aynı hastada 50-60 yaş sonrası kadın hastada ortaya çıkan dilate duklar zemininde gelişen büyük çizgi şekilli kalsifikasyonlar. Bunlara plazma hücreli mastit tanısı da veriliyor. Yine kabı patlamış mısır tarzı kalsifikasyonlar keskin konturlara sahip ve dens, eşlik ettiği lezyonu gölgeleyecek kadar, kapatacak kadar dens kalsifikasyonlardır. Bu iki kalsifikasyonumuzun tanınması oldukça kolay. Cilt kalsifikasyonları bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Hatta biyopsi öngörüsünde bulunabiliyor bu kalsifikasyonlardan dolayı. Aslında tanımlanması o kadar da zor değil. Aynı hastadaki iki ayrı cilt kalsifikasyonundan örnek verirsek, şu arkadaki kalsifikasyonun cilde süperpoze olduğunu görerek tanjansiyel görüntüye girebildiği için zaten tanısını koyabiliyoruz. Bir de bu kalsifikasyonların cilt içerisinde süperpoze olduğu durum oluyor. Bunlarda da aslında yine tanı çok kolay. CC ve MLO pozisyonda bunlar aynı görünüme sahip oluyor. Yine bir başka örnek koydum daha tipik olduğu için. Buna tattoo sign diyoruz ve bunları bu kalsifikasyonları gördüğümüz zaman cilt kalsifikasyonu olduğunu kesinleştirebiliyoruz. Distrofik kalsifikasyonlar benim olmasına rağmen anlatılmaya biraz daha uzun anlatılmaya değer kalsifikasyonlar. Genellikle cerrahi, travma veya radyoterapi sonrası ortaya çıkabiliyorlar. Operasyon alanında lenfatik obstrüksiyona bağlı periareolar alanda oluşan yağ nekrozunun üzerinde oluyorlar genelde. Erken evrede özellikle tanımlamak zor ve riski yüksek hasta olduğu için oldukça bizim kafamızı karıştıran bir konu. Bu kalsifikasyonların
tipik yerleşim yerinde olması ve operasyondan sonra ilk 2 yıl içerisinde gelişmesi ayrıcı tanıda bize yol gösterici. Ayrıca bu klasifikasyonları, bunlar tabii biraz daha birleşmiş artık ama birleşmeden önceki görünümleri, belki şuradaki görünüm gibi daha çok kafamızı karıştırabilir. Bunları kısa süreli takibe aldığımızda hızlıca kabalaşıp birbirleriyle birleştiklerini görüyoruz. Yine RIM klasifikasyonlar, kesin benim klasifikasyonlar, yağ nekrozu çevresinde oluyorlar sıklıkla. Kalsiyum sütü klasifikasyonlarına baktığımızda yine cilt klasifikasyonları gibi tanımlanması gereken klasifikasyonlar, hastayı gereksiz biyopsilerden kaçınmak için. Büyüttüğümüzde görüntüleri dikkat edersek CC ve MLO grafileri arasında bu iki klasifikasyonun şeklinde değişiklik oluştuğunu görüyoruz. Yani kraniokaudaldaki görüntüyle MLO'daki görüntüsü aynı değil bu klasifikasyonların. Bu MLO grafide yer çekimi etkisine bağlı olarak dependan yerleşimde semilineer ya da lineer şekil almasını sağlıyor kalsiyum sütü klasifikasyonlarının. Yine şüpheye düşersek tam 90 derece olan medyolateral grafi alıp bu klasifikasyonların seviye verdiğini daha iyi görebiliyoruz. Yuvarlak klasifikasyonlar, sık gördüğümüz klasifikasyonlar, daha keskin konturlu ve biraz daha yüksek densitede oluyorlar. Genellikle difüzler. Yine yuvarlak klasifikasyonların bir alt grubu punktat mikroklasifikasyonlar. Bu punktat mikroklasifikasyonlar eğer izole küme oluşturuyorlarsa olası benign kategoriye alınıp mamografik takip önerilebiliyor. Hatta yine tipik benign morfolojide olmalarına rağmen yeni gelişmiş, takipte artmış ya da lineer segmental gibi şüpheli bir dağılıma sahipse ya da eşlik eden bir malignite varsa biyopsi bile yapılabiliyor. Hatta yine bu klasifikasyonlar için klinisyen ya da hasta ısrarı üzerine biyopsi yapabilirsiniz diye öneri var. Bu kategori 3 klasifikasyona biyopsi yaptığımız için kategorisini artırmıyoruz. Yine kategori 3 deyip sadece takibe çağırmıyoruz. 5. baskıda bize biraz bir esneklik sağladı. Kategoriyi yönetimden ayırdı. Yani biz kategoriyi 3 deyip biyopsi önerebiliyoruz ya da tam tersi durumlar bazen olabiliyor. Punktat mikroklasifikasyonlar örnek verdiğimizde difüz yayılmış aslında memede bir sürü yuvarlak ve punktat şeklinde mikroklasifikasyonlarımız var. Takipte bunların arttığını düşünerek biyopsi yaptığımızda siklerozan adenozis tanısı almışız. Şüpheli morfolojilere baktığımızda sadece 4 taneler. Amorf morfoloji şurada daha rahat görebiliyoruz. Bunlar düşük densiteleri ve hafif belirsiz konturları nedeniyle özellikle dens memede tanımlanmalarında zorluk yaşanabiliyor düşük kontrast oluşturduğu için. Ve bu klasifikasyonlar yine prospektif incelemede görülmeyip retrospektif incelemede görülme oranları oldukça yüksek. Bu hastamızda aynı hastaya ait görüntüler, meme ultrasonunda yaklaşık 8 milimlik bir malign lezyon mevcuttu. Bu bölgesel dağılımlı amorf mikroklasifikasyonlarından küme biyopsi yaptığımızda basit adenoz tanısı almıştık. Kaba heterojen klasifikasyonlar, bunlar birbirinden farklı büyüklük ve şekildeki 0,5 milim üzerindeki klasifikasyonlar. Pozitif öngörü değeri manita açısından biraz daha yüksek. Aynı mikroklasifikasyona ait bölgede MR'da kontrast tutulumunu görüyoruz ve high grade duktal karsama insüt tanısı almış bir olgu. İnce pleomorfik mikroklasifikasyonlar, kaba heterojen mikroklasifikasyonlar gibi aynı tanımda birbirinden farklı şekil ve büyüklüğe sahip ancak 0,5 milimin altında olduğu zaman ince pleomorfik diyoruz bu klasifikasyonlara. Burada pleomorfik tip invaziv lobüler karsinom tanısı almış bir olgudaki klasifikasyonlar. Son olarak da ince lineer, ince dallanan, lineer dallanan klasifikasyonlar. Bunlar bir duktus içerisinde geliştiği bilinen ve lezyonun yayılım paterniyle
dallanan, bazıları dallanan çubuk şekli kalsifikasyonlardır. Bundan da yüksek grey buktal karsinoma enstitü tanısı var. Şüpheli kalsifikasyonlara tekrar baktığımızda amorftan ince lineer dallanan kalsifikasyona doğru gittikçe pozitif öngörü değerinin, manite öngörü değerinin arttığını biliyoruz. Bu buradaki yazdığım rakamlar Atlas'ın kendi verdiği rakamlar. Yine eğer bu kalsifikasyonlara ait manitanımız varsa amorf mikrokalsifikasyonlarda bunlar non-comeda ductal karsinoma institu gibi iken ince lineer ya da lineer dallanan kalsifikasyonlarda comeda ductal karsinoma institu gibi oluyor. Daha negatif bir prognostik öngörüye sahip oluyor ince lineer dallanan kalsifikasyonlar. Aslında bu şekilde aşağıya indikçe hem prognostik değer hem manite çıkma olasılığı daha fazla oluyor. Amor mikrokalsifikasyonları biraz daha açmak istiyorum. Çünkü biyopsi önerilen mikrokalsifikasyonların hemen yarısı maniformları bile yıllarca stabil kalıyor ama çalışmalarda ya sadece %7-14'ünün malign olduğu genellikle tespit ediliyor. Biz de vakalarımızı topluyoruz. Henüz sonucuna ulaşamadık. Daha devam ediyoruz. Ama benim de hani kişisel görüş bizim vakalarımızdan yani %10 civarında kalabilir gibi. O sebepten %10'un altına düştüğü için %2-10 pozitif öngörü değeri aralığına sahip biraz 4 aya indirgenebileceği söyleniyor. Bu mikrokalsifikasyonlarla ilgili çok fazla sayıda yazı var. Ben bir iki tanesini yine göstermek istiyorum. Sonucuna baktığımız zaman bölgesel ve grup amorf kalsifikasyonların pozitif öngörü değerinin %7 gibi olduğu. Yine başka bir çalışmada %2-10 arasında kaldığı için bunların biraz 4 A'ya alınabileceğinden bahsediliyor. Bu kalsifikasyonların genellikle saptadığımızda östrojen ve progesteron reseptör pozitif kanserler olduğu ve daha prognostik değerinin düşük olduğu söyleniyor. Ama buna rağmen tabii yine biyopsi öneriyoruz. Biraz kategori 4A'ya alınsa da uygulama 4B gibi oluyor. Dağılım paternine baktığımızda difüz dağılım, bundan bir malignite beklemiyoruz. Genellikle yuvarlak şekilli punktat ya da kaba heterojen kalsifikasyonlar olabiliyor. Malignite beklemiyoruz ama genellikle bunlar bir proliferatif hastalık ya da bir fibrokistik zeminde geliştiği için ek ultrasonunu detaylı yapmakta fayda var. Bu konuda bizde uyarıcı oluyorlar. Bölgesel dağılım, bu herhangi bir duktal treseyi seçmeyen, 2 santimden büyük alanı kaplayan dağılım şeklidir. Buna da genellikle manite eşlik etmez. Bizim buradaki bölgesel amorf kalsifikasyonlarımıza bir asimetrik opasite de eşlik ediyordu. Ve tanı aldığımızda sklerozal adenozis tanısı alındı kor biyopsiyle. Ama tabii bu opasitenin artmış olması, bunun büyük bir alanda olmuş olması sebebiyle olgu cerrahiye de gitti. Sonuç değişmedi. Küme kalsifikasyonlar 1 santimetrelik alanda en az 5 mikrokalsifikasyon bulunduğu takdirde küme kalsifikasyon olarak adlandırılıyor. Artık bunun pozitif öngörü değeri manite açısından artmaya başlıyor. Lineer kalsifikasyonlar yine bu duktal konverjans gösteren lineer ve ince pleomorfik mikrokalsifikasyonlar, lineer bir dizilim üzerindedir mikrokalsifikasyonlar burada. Segmental mikrokalsifikasyonlar bir üçgen gibi düşünmek lazım. Tepesi meme başında, tabanı göğüs duvarında bir segmenti tutan mikrokalsifikasyonlardır. Lineer ve segmental mikrokalsifikasyonlar, özellikle segmental mikrokalsifikasyonlarda tabii pozitif öngörü değeri manitasından daha yüksek. Bu mikrokalsifikasyonlara biyopsi yaptığımızda yaklaşık %60'ında benign sonuç elde edildiğini görüyoruz. Bunun için
Ek görüntüleme yöntemleri bize faydalı olabilir mi? Ya da tanı için uygulanan gereksiz invaziv prosedürleri güvenilir şekilde dışlamamıza yardımcı olabilir mi? Buna bakabiliriz. Ultrasonografiye baktığımızda aslında mikrokalsifikasyonların birçoğunu ultrasonografide göremiyoruz. Güzel olan tarafı malign mikrokalsifikasyonları görme olasılığımız daha yüksek ve bunları gördüğümüz takdirde bu mikrokalsifikasyonlardan ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapabiliyoruz. Bölgesel dağılıma sahip lineer kalsifikasyonları olan, ince lineer kalsifikasyonları olan, dallanan bir olgu. Ultrasonografide yüksek ekolu mikrokalsifikasyonları ve elastografide sertliğini görüyoruz. Ultrasonografi bize ileri tarı ayırıcı tanıda çok yardımcı olamıyor. MR tanıyı güçlendirmek için ek modalite olabilir mi? Ya da malignite açısından prediktif değeri yüksek mikrokalsifikasyonlarda gereği var mı? Bunlara bakmak lazım. Yine birçok çalışma var bu konuyla ilgili. Ben içlerinden seçerek buraya getirmeye çalıştım. Magnetic Resonance Imaging'de yayınlanan bir çalışmada mikrokalsifikasyonların benim malign ayrımında doğru ayırım yapabildiğini söylüyor. Yine bizden bir çalışmada benzer sonuçlar var. Atladığımız lezyonlarında, yani MR ile eğer atlıyorsak lezyonu, bunların da invaziv karsinom ya da yüksek grade'li duktal karsinoma insitu değil de düşük ya da orta grade'li duktal karsinoma insitu oldukları söyleniyor. Yine bir meta analizi getirmek istedim. Bunda da biraz 4 mamografik mikrokalsifikasyonlar için kullanımı sınırlandırılmalıdır diyor. Esasında mikrokalsifikasyonlarımızın, arada kaldığımız mikrokalsifikasyonlarımızda birçoğu biraz 4 mikrokalsifikasyonlar. Burada sol memede asimetrik opasite alanın eşlik ettiği bir küme amorf var, amorf küme. Bu olguya hangi endikasyonun olduğunu bilmiyorum ama bir MR çekilmiş. MR çekildiğinde kontrastlanan alanın mamografide izlediğimiz alandan çok daha küçük olduğunu gördük. Bölgenin uyduğunu düşündük. Ve o yüzden maligniteye daha yakın tanı alabilmek amacıyla kılavuzluğumuzu MR'da yaptık. Ve yoğun fibroz stroma basit adenozis tanısı aldık. 2 yıllık takiplerinde de herhangi bir problem gelişmedi hastanın. Yönetimde nasıl yapıyoruz? Neoadjuvan kemoterapiden bahsetmek lazım biraz. Burada neoadjuvan kemoterapi öncesi ve sonrası görüntülerini aldığım bir olgu var. Neoadjuvan öncesi ciltte belirgin kalınlaşma dışında meme parenkiminde yoğun difüz asimetrik densite artışı var. Bu hem hastanın kitlesinin büyük olmasından da kaynaklanıyordu ama laktasyondaki bir olgu olduğu için fizyolojik olay da bu görünümü artırmıştı. NAC sonrasına baktığımızda memedeki asimetrinin belirgin azaldığını, cilt kalınlığında azalma olduğunu yine görüyoruz. Mikrokalsifikasyonların sayısında herhangi bir değişiklik yok. Peki bu hasta neoadjuvan kemoterapiye cevap vermedi mi? Verdi. Aslında tama yapıkın cevabı var. Sadece ufak dıcıs alanı mevcut. Genel olarak çalışma bazında tedavi sonrası mikrokalsifikasyonları azalan hastalarda tam cevap olasılığı fazla diyor. Ama ben açıkçası bu yazıyı okuduğumda dönüp bu hastaya ne vermişler diye bir kere daha materyal metoduna baktım. Benim klinik pratiğimde NAC sonrası mikrokalsifikasyonu azalan hasta sayısı çok az. Bilemiyorum tabii. Yani bir iki hastam var. Hatta artan hastam var. Cevap vermesine rağmen mikrokalsifikasyon densitesinde artış olan hastam var. Sayısında değil. Yani benim kişisel görüşüm neoadjuvan sonrası değerlendirmede mikrokalsifikasyonlar göz önünde bulundurulmayabilir. Zaman içerisindeki değişimi çok önemli mikrokalsifikasyonların.
Sayının stabil kaldığında bulguların benigni te lehine olduğunu gösteren çalışmalar var. Evet, ama bunu söyledikten sonra yine de güvenmeyin uyarısı yapılıyor. Özellikle ince pleomorfik ya da ince lineer dallanan mikrokalsifikasyonlarda güvenmemek gerekiyor. Tersi olarak eğer takipte sayısal artış varsa manite açısından çok güçlü prediktör. Burada bir yıllık takipte mikrokalsifikasyonlarından sere sayısında ılımlı artış gördüğümüz bir hasta vakum biyopsi yapılıyor. Vakum biyopsi sonrası memenin durumu, rezidü kalsifikasyon yok. Ve low grade duktal karsinom in situ ve atipik lobüler hiperplazi tanısı alıyor hasta. Operasyon sonucu da negatif. Mikrokalsifikasyonlara vakum yaptıktan sonra eğer böyle bir küçük kümeye özellikle yapıyorsak rezidü kalsifikasyon bırakmamaya gayret etmek lazım böyle sonuçlar alabilmek için. Eğer eşlik eden bir malign kitle varsa mikrokalsifikasyonun morfolojisi ve dağılımı çok rahatsız edici olmasa bile artık değerlendirmesi gereken mikrokalsifikasyondur. Yine meme kanseri açısından artmış riske sahip olgularda. Bu olguda cilt kalınlığı dışında üst dış kadranda lineer dağılıma sahip lineer mikrokalsifikasyonları görüyoruz. Şimdi bu olgu bence özel bir olgu. Bu kalsifikasyonlar belki operasyon lojunda ya da meme başı arkasında olsaydı ve kaba heterojen olsaydı, bunun gibi lineer değil ve kaba heterojen olsaydı takip önerilebilirdi. Ama bu hastayı artık takip edemeyiz. Ne ameliyat alanında ne de kaba heterojen kalsifikasyon. Direkt daha önceki kitlesiyle meme başı arasındaki duktusları ilgilendiren bir maligniteyi öngören kalsifikasyon şekli. Sonuca geldiğimizde biraz Atlas'ın 5. baskısında sadece morfolojiye göre bir sonuç var. İzole punktat kümeyi biraz 3 olarak alıyor. Yine amorf, kaba heterojen ve ince pleomorf mikrokalsifikasyonları 4 ve ince lineer dallanan kalsifikasyonları 4C olarak alıyor. Aslında uygulamada belki de dağılımın alınmaması daha rahat karar vermeyi sağlıyor. Bunların dağılımı her ne şekilde olursa olsun bir mikrokalsifikasyonu 4B ya da 4C dedikten sonra yeterli, biyopsi yapmak için yeterli indikasyonumuz oluştu anlamına geliyor. Literatürden bir örnek bu biraz Atlas'ta refere edilen bir yayın aynı zamanda. Farkı punktat mikrokalsifikasyonların lineer ve segmental dağılımına 4A diyor. Ve yine Atlas'ın 5. basısından sonra yapılan bir çalışma dağılım paternlerini de göz önüne alarak çalıştıklarında amorf mikrokalsifikasyonların bölgesel ve grup olanlarını kategori 4A'ya ayırıyor. Bence de böyle, yani hep klinik pratiğimizde bunu görüyoruzdur. Amorf mikrokalsifikasyonların malign çıkma olasılığı oldukça düşük. Kategori 4A'yı alabiliriz. Ama yönetimde takip mi yoksa biyopsi mi? Yani takip ettiğinizde stabilitesine güvenmeniz ne kadar mümkün? O yüzden 4A'yı alsak bile uygulamamız 4B gibi oluyor. Yani artık takip etmekten ziyade bunları direkt biyopsi öneriyoruz. Tanıyı nasıl alıyoruz? Burada takipte belirgin progresi, hatta yeni oluşmuş, progresyondan ziyade yeni oluşmuş sol meme siyah öyküsü olan bir hastamız. Küme ince pleomorf mikrokalsifikasyonları var. Bu olgu sol meme siyahı olduğu için hemen meme MR'ını aldık. Sol memede operasyona bağlı değişikliklerini gördük. Sağ memede mikrokalsifikasyonlara uyduğunu düşündüğümüz bölgede yoğun kontrast tutulumu gördük. MR'ın alınması, bu aşamada MR'ın alınması aslında lezyonun haritasını bize güzel çıkarmamızı ve ikinci bakı ultrasonda o lezyonun yerini bulmamızı sağlıyor. Yani güzel bir faydası ve bunu bulduktan sonra artık biyopsimiz oldukça kolay. Düşünüyoruz, ultrason eşliğinde biyopsisini yapıyoruz hastanın. Bu tür küçük kümelere ya da mikrokalsifikasyonlara yaklaşırken ben sadece cilt uyuşturmayı yapıyorum. Diğer aslında kitlelerde de bu şekilde yaklaşım
da bulunduğum için sadece dil anestezisi ile bir şüphem olmuyor. Ağrısız işlemi sonlandırabiliyorsunuz. Ve yani önerim, eğer lezyona kadar da yaklaşılacaksa adrenalinli bir adrenalin içeren bir lokal anestezi kullanılırsa daha sonra post biyopsi değişikliklerden şu bölge zaten silik olduğu için daha az etkilenecektir. Ve biyopsi yaparken yine ben bunun dependan kısmından başlayarak yukarıya doğru parçaları almaya devam ediyorum. İki tane formol kabı hazır ediyorum. Birkaç parça aldıktan sonra, bir iki parça, bir tanesi mamografiye gönderiliyor. Ben orada yine biyopsi almaya devam ediyorum. Tabii o arada hastamızın elini tutan bu formol kaplarını mamografiye götüren bir ekibimiz ve titiz bir teknisyenimiz var. Teknisyenimiz şu parçayla bana doğru gelirken her seferinde ya hocam olmadı galiba, alamamışsınız, bir de siz baksanız diyerek bana geliyor. Bu şekilde biyopsimizi tamamlıyoruz. Ultrason biyopsilerinde benim en rahatsız olduğum biyopsi amorf mikrokalsifikasyonlara yapılanı. Amorf ve kabo heterojen mikrokalsifikasyonlar pozitif öngörü değeri düşük, bunu biliyoruz. Ama kabo heterojen kalsifikasyonlara biyopsi yaptığımızda en azından bir fibroadenom, yağ nekrozu, distrofik değişiklikler gibi bir sebep olacak patoloji sonucu elde etmemiz daha mümkün oluyor. Amorflarda bu her zaman mümkün olmuyor. Hatta bunlarda kalsiyum oksalat kristalleri olabileceği için eğer siz raporunuzun altına, biz bütün raporlarımızı yazıyoruz ama spesmende mikrokalsifikasyon görüldü diye yazmazsanız patolojiniz belki uygun yöntemlerle buna bakmayacağı için sonuçlarında mikrokalsifikasyondan da bahsetmeyecekler. Bir bu yönü var amorf mikrokalsifikasyonların. Bir de benim tanı geldi ama biz bunu sadece ince iğneyle aldık. Pardon, kor biyopsiyle aldık. Peki burada duralım mı? Açıkçası benim tanı aldığımızda ben tekrar vakum biyopsiye gitmemiz gerektiğini her hastaya anlatarak bu işlemi yapıyorum. Bir kısmı ikinci bir basamak oluşabilecekse vakumu tercih edebiliyor. Vakum biyopsi tabii aslında altın standartımız ama çok kolay ulaşamayabiliyoruz. Yani bizim merkezimizde var ama tabii yani hastanın bir maliyeti karşılayabilmesi gerekiyor maalesef. Çok hızlı uygulanabiliyor. Pratik, hasta tarafından da çok kolay tolere ediliyor. Gerçekten basit bir işlem. Hatta asistanlarımız küçümsüyorlar. Yani vakum biyopsinin hiçbir özelliği yok. Özellik ultrason eşliğinde yapılan turukat biyopsilerde diyorlar. O kadar basit bir işlem. Tanıda majör kısmı bu mikrokalsifikasyonların benim tanı alıyor. Non-proliferatif lezyon olursa zaten sorun yok. Sorun biraz ADH tanısında oluyor. Eğer kor biyopsiyle alıyorsak ADH tanısını, eksizyon mutlaka gerekiyor. Vakum biyopsi ile mikrokalsifikasyonlara işlem yaptığımızda rezidü mikrokalsifikasyon kalmadığı durumda mamografik takip ile koruyucu tedaviye devam etmek aslında günlük pratiğimizde uyguladığımız yöntem. Ama aynı durumda eksizyon önerisinde bulunanlar da mevcut. Yine 2020'de yayınlanmış bir meta analizde total riskin, total upgrade riskinin ADH'larda %2'nin üstünde olduğu, eğer takip edilecekse bireysel ya da ailesel riskinin olmadığı hastalarda ya da rezidü lezyon bulunmayan, küçük lezyonu olan ya da bir tane lezyonu olan hastalarda takibin mümkün olabileceğinden bahsediyor. Vakum biyopsiye bir örnek koydum. Oldukça kolay uygulanır bir işlem. Hastayı cihaza oturttuk. Aslında mikrokalsifikasyonun yerini bulmak eğer zorsa en zor, işlemin en zor parçası. Ondan sonra yaklaşık bir 15-20 dakikada bitiyor işlem.
Spesimen grafisi mutlaka alıyoruz mikro kalsifikasyonlu hastalarda ve mutlaka cerrahımızla irtibata geçiyoruz bu konuyla ilgili. Meme kanseri taramasında aşırı tanı ve tedaviye sebep oluyor muyuz? Olabiliriz. Duktal karsinoma istilalarının mutlaka invazif karsinoma ilerlemeyeceğini biliyoruz. Ya da elde ettiğimiz duktal karsinoma, low grade duktal karsinoma institüsü tanısı asla kadının yaşamı boyunca semptom ya da ölüme sebep olmayacak, bunu da biliyoruz. Ama şu an bunu konuşabilecek bir ortam bence yok. Tarama yaygın kabul edilen meslek örgütleri ve sağlık sunucular tarafından yaygın kabul edilen bir yöntem. Ve ayrıca bireysel düşüncem, kadın yaşamını istatistik ile sınırlayamayız. Yönetimde unutulmaması gerekenler dediğimizde bir meme hastasında hastanın kliniği, ailesel ya da bireysel riski takip incelemeleri ile mutlaka birlikte değerlendirme yapıyoruz. Multidisipliner yaklaşım yine çok önemli. Bir de mikro kalsifikasyonlarda biraz ağır ama mikro kalsifikasyonu ilk gördüğümüzde doğru tanıyı koymamız gerekiyor. Biraz 2 mi 4 mü? Buna emin olmamız gerekiyor. Arada bıraktığımız zaman takibe çünkü güvenemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Her zaman şekil ve konfigürasyonu Atlas'taki gibi kolay değil. Ama bu tecrübe kazandıkça hem tanımlama hem yönetim kolaylaşıyor. Bunun için tecrübe kazanmak için radyolojik patolojik korelasyonu ihmal etmemek lazım. Bence ışık, mikro kalsifikasyonlarda ışık, meme MR ile desteklenmiş multimodaliter yapay zeka çalışmalarıyla olacak. Teşekkürler ediyorum. Doktor Şeyma Hanım, bu güzel sunumunuz için çok teşekkür ederim. Güzel, değerli toplu. Her şeyin çerçevesini çizdiniz. Ben iki tane soru dikkatimi çekti dinleyicilerimizden gelen. İlk önce Doktor Sine Hanım'ın sorusunu size yöneltmek istiyorum. Evet. Müsaitseniz. Evet hocam. Anof mikro kalsifikasyonlar var ve vakum yapamıyoruz. Hepsini cerrahiye verelim mi, ne yapalım? Birinci soru. Evet. Hocam bekleyeyim mi? İkinci soruya devam ediyorum o zaman. Bu soruya cevap verelim, devam edelim. Böyle yani tel işaretli eksizyon aslında literatürümüzde olmaması gereken bir konu. Tabii ne yapacaksınız? Ama günlük gerçeğimiz bu. Yani gerçeğimiz de bu. Gerçeklik için ne önerirsiniz? Evet. Eğer vakum yapılamıyor, yani ultrasonda bu lezyonu göremiyorsak biyopsi için... yani tel işaretli eksizyon önerilebilir tabii. Öyle düşünüyorum. Hepsine mi? Soru bu, hepsine mi? Hepsine mi? Tabii ki şöyle, amorf mikrokalsifikasyonlar dağılımına göre amorf grup olabilir. Lineer dağılım ve segmenter dağılımda zaten çıkarılması gerekir. Peki. Bir soru da benden size. Hastanın mikro kalsifikasyonları vardı, neajumana gönderdiniz, mikro kalsifikasyonları duruyor, azalmış, aynı daha artmış. Onları da pırıl pırıl. Bu hastaya neajuman yanıtı olarak ne yazıyorsunuz? Hocam tam anlayamadım. Artmış, azalmış ya da? Mikro kalsifikasyonları olan bir hastayı neajumana verdiniz. Evet. Neajumanı bitti. MR'ı pırıl pırıl geldi. Evet. Evet. Mikro kalsifikasyonları sebat ediyor. Evet. Ne hocam, acıvan cevabını kısmi yanıt mı yazıyorsunuz, tam yanıt mı yazıyorsunuz? Tam yanıt hocam. Sunumda da hocam ben ondan bahsetmeye çalıştım. Bence mikro kalsifikasyonlar NAK sonrası sonucumuzu etkilememeli. Yani kişisel tecrübem azaldığını çok çok nadiren gördüm. Hayır, aynı MR'a güvenmemiz gerekiyor. Radyolojik raporunuza önünüzde sadece mamografi var. Kısmi yanıt mı yazıyorsunuz, tam yanıt mı yazıyorsunuz? Ha, hocam, yani mevcut mikro kalsifikasyonları olan bir olguda bence MR'sız bu workup'ı tamamlamak lazım. Doğrusunuz. Hı-hı. Peki. Ben şahsen
tam yanıt konuda ama radyo mamografisine de kısmi yanıt yazıyorum. Ama bir şeyin kaldığını, oradaki bütün mikrokalsifikasyonların çıkması gerektiğini ifade ediyorum. Yani çünkü DCIS patolojik olarak da rezidiv kabul edilmiyor ama çıkması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olduğu bir konu. Evet hocam. Peki. Yok estağfurullah. Mikrokalsifikasyonları içinizde formolsüz kaba çekerek spesimen grafisini çeken var mı? Mikrokalsifikasyon, vakum yaptık ya, kat biyopsi yaptık. Formollü kaplamı çekiyorsunuz, formolsüz kaplamı mamografisini çekiyorsunuz. Direkt formalle buluşturuyorum hocam ben. Tamam. Formolsüz çeken var mı dinleyicilerden? Ben formolsüz çekiyorum. Görüntü daha iyi oluyor diye. Formolü sonradan üstüne ekliyorum. Çünkü formol o dokunun kontrastını azaltmasın diye önce formol koymadan çekiyorum. Evet. Ama kişisel tercih. Yani yeterince aldıysa. Hangi kalınlıkta iğneyle yapıyorsunuz? Yani katı 16 ya da 14. Vakumu 9 ya da 10. 9 ya da 10. Evet. Yani ama mikrokalsifikasyon çekeceksem formolsüz kapla çekiyorum. Spaceman mamografisini çektikten sonra görüyorum. Ondan sonra formolünü koydurmayı tercih ediyorum. Evet. Tercihim bu yönde. Biz de öyle yapıyoruz. Bir makro çekiyorum. Hepsinden makro çekiyorum. Makro. Biz de petri dişe koyup ilk önce SF ile ıslatıp petri dişin içerisinde bir kahve filtre kağıdı SF ile ıslatıp ilk önce öyle çekiyoruz. Sonrasında yani formolsüz yani kalınlığı evet. Artırmadan doku dansını evet. Bozmadan çekiyoruz. Evet evet. Tamam okey. Herkesin günlük pratiği farklı. Altını evet. Çizeyim ki ben. Sadece sordum. Bir soru da bir dinleyicimizden geldi yine. Ayşegül'den geliyor bu soru. Ayşegül Gönücü'den. Tomosentezi mikrokalsifikasyon değerlendirmesinde ne kadar kullanıyorsunuz? Sentetik görüntüler yeterli mi? Ne dersiniz? Evet. Yani evet bu soru şöyle. Tomosentezim yok dememek isterdim ama yok. Biraz konvansiyonel gidiyoruz ama yani saygı duyuyoruz. Evet. Ama çok fazla üstünlüğü olmadığını biliyoruz. Yani çalışmalardan biliyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Eklemek evet. İstediğiniz bir şey var mı Şeyma Hanım? Teşekkür Serap ederim. Serap Hocam size geçelim. Ekran evet. Sizin Serap Hocam. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Serap Hocam benim çok sevdiğim tecrübesine ve anlatımına çok güvendiğim bir hocamdır. Çok da dikkat edici, çok güzel konuşur. Hocam ekran senin. Sağ olun hocam. Estağfurullah. Sağ olun. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, sayın rektörüm, asimetrinin tanımına bakacak olursak son bir hasta, mamografide görülen bir kitlenin sahip olduğu belirgin sınır özelliği olmayan fokal fibroglenler doku alanı olarak tarif edilir. Dört temel tipi vardır. Asimetri, fokal asimetri, global asimetri ve gelişen asimetri. Asimetri bir planda görülür. Fokal asimetri iki planda görülür. Konkav sınır özelliği vardır. Global asimetri iki planda görülür. Konkav sınır özelliği vardır ancak memenin en az bir kadranını kaplar. Gelişen asimetri ise önceki mamografiye göre yeni ya da daha belirgin, daha geniş olan asimetridir. Beşinci baskıda eklenmiştir. Pozitif öngörü değeri birizin biraz üçler için kabul ettiğimiz %2'nin altında değerden daha yüksek olduğu için direkt şüpheli bir bulgu olarak kabul edilmelidir. Asimetrilerde artık son iki biraz baskısında densitenin kaldırıldığını görüyoruz. Niye? Çünkü densite X ışın atenüasyonunu gösteren bir bulgu olduğu için densite yerine asimetri son iki biraz da kullanılmaktadır. Tek planda görülür asimetriler. Genellikle bir şey yapmaya gerek kalmaz. En sık da %80 sumasyon artefakları nedeniyle oluşur. Radyologlar sumasyon artefakları
kısımlarını güzel ayırt edebildiği için genellikle daha ileri bir tekike gerek olmaz. Ancak eski grafilerle yine karşılaştırılabilir. Ancak gerçek lezyon, sumasyon ayrımı yapmak için ek çekimler veya tomosentez gibi teknolojilere başvurmaktayız. Bakın burada sol meme üst kesimde CC grafide izlenmeyen asimetri görüyoruz. Ek filmde sebat etmediğini görüyoruz. Sağ meme dış kesimde izlenen parenkim distorsiyonuyla uyumlu olabilecek alanın fokal kompresyon grafiğinde sebat etmediğini görüyoruz. Fokal kompresyon grafiği ya da spot kompresyon grafilerinde dikkat edilmesi gereken lezyonun grafi alanına girdiğine emin olunması ve bazı lezyonların özellikle invaziv lobüler karsinom gibi bazı tümörlerin bu grafilerde kısmen şekil değiştirebildiğini unutmamaktır. Asimetriler global asimetri, fokal asimetri olabilir. Global asimetri mamografilerin üçte birinde görülür. Kalsifikasyon, çekinti ya da kitle eşlik etmiyor. Sıklıkla normal bir varyanttır ama beklediğimiz üzere ele geliyorsa mayın olma olasılığı artar. Fokal asimetriler ise iki planda görülür. Konkavdır sınırları, ortasında yağ densitesi vardır. Ele gelmeyen meme kanserlerinin %3'ünü oluşturur. Eşlik eden kalsifikasyon, çekinti gibi bulgularla mayın olma olasılığı artar. Bakın burada sağ meme üst kesimde bir kadrandan fazlayı kapsayan bir global asimetriyi görmekteyiz. Bir asimetri gördüğümüz zaman ilk yapılması gereken filmlerde bu bir kitle midir, bu bir asimetri midir? Kitle iki planda da görülür, üç boyutlu şekli vardır, merkezi daha densdir. Asimetriler ise burada gördüğümüz gibi sağ meme üst dış kadranda konkavdır, iki planda da görülür, konkav sınırları vardır ve ortasında yağ densitesi vardır. Ultrasonda asimetrik meme dokusuna karşılık gelen kolaylıkla biraz iki olarak kodlayabileceğimiz bir fokal asimetriyi görmekteyiz. Bakın sağ meme saat 9 hizası posteriorda yine tipik bir fokal asimetri ama eski filmlerle karşılaştırdığımızda hiçbir farklılığın olmadığını görüyoruz. Ultrason yapmaya gerek yok. Yine bunu güvenle biraz iki olarak kodlayabiliriz. Sol meme üst dış kadranda bir diğer asimetriyi görmekteyiz. Fokal asimetri. Eski mamografilerle karşı farkı yok. Bu eski filmlerle karşılaştırma özellikle asimetrilerin tespiti ya da gelişen asimetrilerin tespitinde çok önemli olan bir radyolojik değerlendirmenin bir parçasıdır. Eski filmlerle karşılaştırma yalnız her zaman optimal olmayabilir. Acaba gerçekten mi belirginleşti? Bunu hepimiz günlük hayatımızda yaşamaktayız. Yoksa teknik sebeplerle mi öyle görülüyor? Yani bu pozisyonlama farkı olabilir, kompresyon farkı olabilir, teknolojilerin farklı olmaları bu karşılaştırmanın optimal olmamasına sebep olabilir. Bakın burada bir önceki olgulara benzer sol meme üst dış kadranda asimetri var. Fokal kompresyon grafiğinde kısmen şekil değiştirmiş. Ultrason karşılığı da normal meme dokusuna karşılık geldiği için biraz üst deyip takip ettiğimizde hasta ancak ara kontrolüne gelmeyip bir sonraki kontrole geldiğinde bakın bunun malign bir kitle olduğunu görüyoruz. Belirsiz sınırlı, düzensiz şekilli, palpable malign bir kitle olduğunu görüyoruz. Şimdi asimetriler sadece bir planda görülebilir. Şimdi bu sadece CC grafide de olabilir, sadece MLO grafide de olabilir. Sadece CC ya da sadece MLO grafide görüldüğü zaman en önemli olasılık diğer pozda, göremediğimiz diğer pozda dens meme dokusunun süperpozisyonu nedeniyle göremememizdir. Ancak unutmamalıyız ki her grafinin pozisyon olarak kısıtlı olduğu alanlar vardır. Örneğin MLO grafide en süperior, en medial yerleşimde olanlar, CC grafilerde de posterior, lateral ya da üst göğüs duvarı yakın üst göğüs duvarı yerleşimde olanlar çok iyi bir CC ya da çok iyi bir MLO grafide bile dahil olmayabilir. Bu durumlarda yuvar CC grafide görülüyorsa, yuvarlama grafileriyle lokalizasyon ve varlığı, sadece MLO grafilerde görülüyorsa lateral grafiyle tekrar lokalizasyon ve varlığı değerlendirilir. Ama her iki durumda da artık günümüzde çok fazla kullandığımız tomosentez bu diğer pozisyondaki yerleşim açısından çok iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Tomosentez bildiğimiz gibi açısal bir görüntü oluşturan bir dijital mamografi uzantısı. Bu dens meme dokusunun süperpozisyonunu azalttığı için açısal kesitlerle incelemeyle dolayısıyla sumasyon artefaktını azaltıyor. Sumasyon artefaktı azaldığı için ek film ihtiyacı azalır. Aynı zamanda asimetri özellikle de distorsiyonların görünürlüğü artırılır. Distorsiyonlarda tomosentez
fotosentez bir yıldız gibi parlamaktadır. Bunu kullanan arkadaşlar günlük pratiğimizde sıklıkla gördüğümüzü bilmekte, eminim bileceklerdir. Ek film ihtiyacımız azalır tomosentezde kullanımıyla. Üç boyut bilgisi verdiği için ek film ihtiyacı olmadan lokalizasyonu doğru belirler. Dolayısıyla asimetri değerlendirmesinde biz radyoloğun duyarlılık ve özgürlüğünü artırır. Ayrıca biliyoruz ki tomosentezin kullanıldığı tarama programlarında dijital mamografiyle karşılaştırıldığında fokal asimetriler için geriye çağırma oranları daha düşüktür. Bakın sağ ve üst kesimde burada bir asimetri bir kitle mi var altında? Bu düzeyden geçen tomosentez kesitlerinde asimetrik bir meme dokusu olduğunu görmekteyiz. Gelişen asimetri bir diğer konu. Burada yeniden tanım olarak vermek gerekirse eski mamografiye göre yeni, daha büyük ya da daha belirginleşen asimetridir. Bir ya da iki planda görülmesi fark etmez ve bir ve iki planda görülmesinin asimetrinin malignite riski açısından farkı yoktur. Sık görülen bir bulgu değildir. Ancak şu önemli, tarama ve tanısal mamografilerde görüldüğü zaman malign öngörü değeri farklılık gösterir. Tarama mamografilerinde gelişen asimetri %12.8 malign iken tanısal mamografilerde ise %26.7 oranında malindir. Her zaman ultrason yaparız gelişen asimetrilerde. Çünkü mesela tarama mamografilerinde tespit edilen asimetrilerin %8.5'unda sebep kist, yani ultrasonla çok güzel ayırt edebileceğimiz bir konu. Bu yüzden ultrasonlu bör kabımızı her zaman ekleriz algoritmamıza. Kist gibi tipik bir benign ultrason karşılığı yoksa biraz dört kullanarak biyopsi yapılmalıdır. Ve ultrason karşılığının olmaması maligniteyi ekart ettirmez gelişen asimetrilerde. Biliyoruz ki malign yeni gelişen asimetrilerin %24-43'ünün ultrason karşılığı yoktur. Cesebro ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ama şunu da biliyoruz ki ultrasonla ilgili olarak iki planda görülen asimetrilerin ultrason karşılığı olma olasılığı daha yüksektir. Beni de şaşırtan bir sonuç bir çalışmada ele gelip gelmemesi malignite oranını etkilemiyor. Eşlik eden distorsiyon, kalsifikasyon gibi radyolojik ek bulgular malign olma olasılığını artırıyor. Sol meme alt kesimde bir asimetri görüyoruz. 2013 ile karşılaştırıldığında belirginleşmiş. Acaba gerçekten mi böyle yoksa üst üste mi geldi, sumasyon mu? Fokal kompresyon grafiği de sebat ediyor. Ultrason karşılığı non-spesifik ve sonuçta beyin tanığı elde edilen bir olguydu. Bakalım sağ meme üst dış kaldıran posteriorda bir fokal asimetri var. 2017'ye baktığımız zaman yok bu asimetri sağ meme üst kesim posteriorda. 2019'da evet biraz belirginleşmeye başlamış ama 2020'de kesinlikle çok daha belirgin. Ultrason karşılığı, ultrason problem çözecek mi? Ultrason karşılığında belirsiz sınırlı dikey oryantasyon gösteren, akustik gölgelenme oluşturan bir kitle görüyoruz. Ultrason kor biyopsi sonucu infiltratif duktal karsinom. Bu olguya bakacak olursak gene aynı lokalizasyon sağ meme üst kesim posteriorda 2015 ve 2017 arasında değil ama sonraki 4 yıl sonraki mamografisi 2021 yılında bakın sağ meme üst kesim posteriorda bir asimetri var. Biz bundan çok endişelenmiştik. Yani MR incelemesinde hiçbir kontrast tutulumu görmedik. Çünkü ultrason bulgusu çok non spesifik olduğu için daha sonrasında MR yapmıştık. Sonra gene de bu alanı örneklediğimizde sonuç benign meme dokusu olarak gelen bir olguydu. Gelişen asimetrilerin ayırıcı tanısında en sık benign meme dokusu elde edilir. Fibrokistik değişiklikler, fibrodermatoid değişiklikler, paş sık gördüğümüz bulgulardır. Bunun dışında kilo alıp verme, hormon replasman tedavisi, tübüler adenom da gelişen asimetrilerin benign tanıları arasındadır. Yüksek riskli lezyonlar elde edilebilir gelişen asimetri biyopsilerinden ya da en sık invaziv duktal karsinom olmak üzere malign tanılar da elde edilebilir. İnvaziv lobüler karsinomalar %12-33'ünde görülürken %2.2 ile 7'sinde de duktal karsinoma enstitü daha az oranda da primer lenfom olduğunu görmekteyiz. Ultrason gelişen asimetrilerde bizim için önemli. Hem değerlendirme hem de bundan sonraki süreci yönetme kararı açısından önemli. Ultrason tipik benim bir bulgu. Ki bu ne olabilir? Biraz önce söylediğim gibi kist olabilir. Yağ nekrozu, meme içi lenf nodu, ektopik meme dokusu, hematom scar. Tipik benim bir bulgu göstermiyorsa biyopsi planlanması açısından faydalı. Ayrıca ultrason karşılığının olmaması ama unutmamalıyız ki biraz önce de söylediğimiz gibi güvenlikle malignansiyi dışlamaz gelişen asimetrilerde. Ultrasonda karşılığı mevcut değil ya da kesin değil ise biyopsi gerekliliği dışlanmamalıdır, MR yapılmalıdır.
En sık bir çalışmada, GESV arkadaşlarının çalışmasında en sık gelişim asimetrilerdeki ultrason bulgusu bir kitle dışı hipoekoik olan olarak gösterilmiş. Ama malign olanlarda ise en sık bulgu hipoekoik kitle. Ancak malign olan gelişim asimetrilerin %20'sinde de yaklaşık kitle dışı hipoekoik, ki bunlar mix ya da hipoekoik ekojenite de olabilirler, tespit edildiği gösterilmiştir. MR problem çözücü amaçlı olarak kullanılabilir. Ultrason karşılığı yok ya da biyopsi kararı vereceğiz. Stereotaktik biyopsi yapamıyoruz. Bu durumlarda asimetrilerde MR'ın yüksek sensitivite ve yüksek negatif öngörü değerlerine başvuruyoruz. Cesebro ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada tüm malign olguların MR karşılığının mevcut olduğu gösterilmiş. Biyopsi, eğer ultrason karşılığı mevcut ise biyopsi. Biyopsi sonrası bir klips ile karşılığı doğrulanabilir. Ultrason karşılığı yoksa veya kesin değilse ya da daha sonraki kontrolümüzde klips doğru alanda değilse stereotaktik ya da tomosentez eşliğinde biyopsi düşünülebilir. Stereotaktik biyopsi yapılamıyorsa ya da sadece MR'da görülüyorsa MR eşliğinde biyopsi düşünülmelidir. Kısaca özetleyecek olursak, mamografide bir asimetri var. Kitle mi asimetri mi ayrımından emin olduk. Gerçek lezyon mu, sumasyon mu, bundan emin olamadığımız zaman ek lezyon ya da tomosenteze başvurabiliriz. Bundan sonra ultrason ya da MR bulgularına göre de asimetrinin nedenini benim ve malign olarak ayırt etmeye çalışırız. Şimdi burada fokal asimetri olabilir, distorsiyon olabilir, yeni gelişen asimetri olabilir. Bunlar biraz atlasında çok güzel tanımlanıyor, biraz önce söylediğim gibi. Ama gerçekten klinikte de meme radyologları arasında bunların kullanımları, bunların adlandırılmaları bu kadar kolay mı? Hep herkes bir fikir birliği içinde mi? Ben bu çalışmayı çok beğendim. 2017 yılında yayınlanmış. Amerika'daki 5 tane medikal merkeze, ki burada da o işlerinde ünlü radyologların da olduğu 10 tane meme radyoloğuna 250 vakadan oluşan bir data seti gönderilmiş. Tanısal mamografi gönderilmiş. Bakılmış, yani bu tanım biraz leksikol açısından, biraz tanımlayıcılar açısından nasıl kendi aralarındaki uyumları diye. En yüksek uyum mikrokalsifikasyonların tespitinde görülmüş. En kötü uyumlar ise fokal asimetri, iki plan ve tek plan asimetride olduğu görülmüş. Yapısal distorsiyonda da bir fikir birliği olmadığı görülmüş. Mikrokalsifikasyonların tespitinde evet fikir birliği var ama tanım ve morfolojilerde de tespite göre fikir birliği oranlarında düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tanımlayıcılar arasında, kişiler arasında, radyologlar arasında fark olabilir. Bunlar bizim günlük hayatımızdaki raporlarımızda ya da çalışmalarımızdaki yaptığımız bilimsel çalışmalarda da önemli olabilir. Tek planda görülen şüpheli bir mamografi bulgusu gördüğümüzde yetersiz kompresyon olmadığına emin olacağız. Mikrokalsifikasyon distorsiyon eşlik ediyorsa ya da yeni gelişmişse ileri değerlendirme önermek lazım. Tümör sebep ise 1/3'ünün lobüler kanser olduğunu unutmayacağız. Ölü bölgelerde ise, biraz önce bahsettiğim yerlerde ise, diğer planlarda görülmemesine güvenilmemeli. Büyük kaşık ile küçük kompresyon kaşığı arasında yanıltıcı sonuçlar olabilir ve en güvenilir Coppens'ın da dediği gibi özellikle 2 yıl önceki mamografileri bakmak, interval değişiklikleri daha objektif görmek açısından daha faydalı olabilir. Bakın sol meme iç kesimde fokal kompresyon grafiğinde açılmayan konvek sınıra sahip bir kitle ama meleografide karşılığı yok. Çünkü lezyon alt iç kadranda, diğer planda görülmemesi olmadığı anlamına gelmiyor. Ölü bölgeye denk gelmiş bir lezyon. Bakın sol CC'de bir fokal büyük kaşıkta açılmamış ama küçük kaşıkta gayet güzel açılmış. Bunu ben de günlük hayatımda çok yaşıyorum. Küçük kaşıklı kompresyonlar bazen çok başarılı oluyor. Kontrastlı mamografiler asimetrilerde faydalı mı? Bu 2019 çalışmasında kontrastlı mamografinin asimetrilerde duyarlılığın %100, dolayısıyla negatif öngörü değerinin de %100, pozitif öngörü değerinin ise %85,5 olduğu gösterilmiş. Özgürlüğü ise sono mamografiye göre daha düşük olarak bulunmuş. Dolayısıyla şöyle deniyor, eşlik eden diğer şüpheli mamografi bulgusu yoksa kontrastlanmayan asimetriler benim patolojiyle uyumludur. Aynı zamanda malign olan asimetrilerde de tümörün boyut ve dağılımını gösterir. Yapısal distorsiyonlar belirli bir kitle olmadan meme yapısının bozulmasıdır. Merkezden yayılan multiple dense çizgileri benzerler. Bu pire ve retromamaryen yağ geçiş yüzeyinde çadırlaşmaya, düzleşmeye sebep olurlar. Çevre dokusuyla süperpoze olabildiği için
tespiti güçtür. Tek başına olabildiği gibi kitle ya da asimetriye de eşlik edebilir, mikro kalsifikasyonlar içerebilir. Ele gelmeyen meme kanserinin kitle ve kalsifikasyondan sonra üçüncü elementer bulgusu yapısal distorsiyondur. Dikkat etmeliyiz çünkü yalancı negatif ve atlanan kanserlerinde önemli bir nedenidir. Sağ meme üst dış kadranda bir distorsiyon görüyoruz. En sağ lateral grafide de sebat etmiş. Patoloji sonucu sklerozen adenozis olarak benim sonuç elde edilen bir olguydu. Yapısal distorsiyonların benin sebepleri radyal skar, kompleks sklerozal lezyon, sklerozal adenozis, yağ nekrozi ya da cerrahi sonrası olabilir ya da nadir bazı spiküle benin lezyonları olabilir. Malign olanlar beklediğimiz üzere invaziv duktal, lobüler ve duktal karsinoma enstitü olabilir. Bakın sağ meleğe üst kesimde yağ planından meme dokusuna doğru uzanan ince beyaz, ince dens çizgileri görmekteyiz. Distorsiyon tanımına çok uyuyor. Ultrasonda bu bununla uyumlu. MR'da ise evet zemin kontrast tutulumu çok yüksek ama MR'da burada kesinlikle kontrast tutulumu yok. Kor biyopsi, kompleks sklerozal lezyon 6 yıldır takipte stabil olan, eksizyon yapılmayan bir olgu. Burada sağ meme üst dış kadranda bunlar sentetik mamografi görüntüleri. Sentetik tomosentez mamografi görüntüleri. Sağ meme üst dış kadranda indeks kitleyi görmekteyiz. Komşuluğunda kor biyopsiye sekonder dans artımları var. Ama tomosentez incelemede gördüğümüz lezyonun yaklaşık 5 cm inferiorunda ortası lüsen bir distorsiyon alanı her iki pozda da görmekteyiz. Bakın ortası lüsen, ultrasonda ise tam buna uyan alanda bir gölgelenme, akustik gölgelenme, bir kitlesel olmayan bir hipoekoik alan olduğunu görüyoruz belli belirsiz. Biyopsi sonucu ilk lezyonun invaziv duktal, ikinci lezyonun invaziv lobüler karsinom. Normalde güvenilir olmamakla birlikte yalancı yapısal distorsiyonların ortalısının lüsen olması benin lezyon lehinedir. Ancak bunu tomosentezde kullanamayız. Çünkü tomosentez kesitsel bir inceleme olduğu için ortadan geçen kesitte tabii ki yağ olacaktır. Tomosentezde o %100 güvenilir olmayan bulguyu kesinlikle kullanmak doğru değil. Burada da olduğu gibi. Yapısal distorsiyonlar da ultrasonda en sık ne görülüyor? Bu çalışmada gösterilmiş %75 yaklaşık hipoekoik kitle. İkinci en sık bulgu ise beklediğimiz üzere kitlesel olmayan hipoekoik alan ve akustik gölgelenme. Yapısal distorsiyonlarda ultrason karşılığı yoksa malign olma olasılığının daha düşük olduğu gösterilmiş. Tomosentezde yapısal distorsiyon tespiti. Biliyoruz ki tomosentezde artış gösterdi. Radyal skar oranları tomosentezde arttı. Ama şöyle bir bulgu var ki sadece tomosentezde tespit ettiğimiz iki boyutlu da görülmeyip tomosentezde gördüğümüz yapısal distorsiyonların malign olma olasılığı %10 iken iki boyutlu mamografilerde saptadığımız distorsiyonların malign riski yaklaşık %43'tür. Çok pardon. Ama ne olursa olsun tomosentezlerin tespit edilen distorsiyonların malign olma olasılıkları daha fazla olmakla beraber görüntüleme eşliğinde biyopsi veya bazen eksizyonlarına hala gerek duyulmaktadır. Tomosentez kullanımıyla biraz 3 kullanımında bir azalma yok. Ancak burada da gördüğümüz gibi parenkim distorsiyonu ve kitle geri çağırmaları artarken asimetri geri çağırmaların azalmadığı gösterilmiş. Bakın sol dens meme normal ama sağda distorsiyonu görmekteyiz. Üst kesimde de görmekteyiz. Birinin ultrason karşılığı mevcut. İnfiltratif duktal karsinom. Gene meleografide bir şey görmüyoruz ama bakın tomosentez kesitte nasıl distorsiyonu görüyoruz. Gene malign olan bir olgu. MR'ın beraberinde, tomosentezin beraberinde yalancı pozitiflik distorsiyon açısından getirdiğini söyledik. Bu yüzden ilk tomosenteze geçiş aşamasında bunu hepimiz yaşadık. İlk 6 ay yaklaşık bu distorsiyonlar artıyor, ek çekimler artıyor, MR istemi artıyor ama bir süre sonra insanın gözü alıştıkça bunlara bu vakalarda da geri çağırma azalıyor ama tomosentezi kullandığımız ilk zamanlarda yalancı distorsiyon görüntülerinin de arttığını biliyoruz. Meme MR'da
Problem çözücü amaçlı ne zaman kullanalım? Tanısal çekimlerde sebat eden ve sadece bir planda görülen asimetri, ultrason karşılığı kesin değil. Tanısal spot çekimlerin bazılarında görülüp bazılarında görülmeyen asimetri. Şüpheli lezyon ancak ultrason karşılığı yok, stereotaktik biyopsi için güç lokalizasyon varlığı. Bir plan parenkim distorsiyonu. Biyopsi sonrası radyoloji patoloji uyumsuzluğu olduğu zaman MR'ı kullanıyoruz. Çünkü MR'ın hepimizin bildiği gibi, biraz önce de söylediğim gibi, yalancı negatifliği az, negatif öngörü değeri yüksek. Bu çalışmada da 986 tane meme MR, problem çözücü amaçlı yapılan meme MR incelemesi retrospektif olarak değerlendirilmiş. Bakın bizim konumuz var çalışma grubunda. Distorsiyon, asimetrik opasiteler bir planda ya da iki planda ve gelişen asimetriler. Bunlarda MR'ın duyarlılığı %96, özgürlüğü %83, negatif öngörü değeri neredeyse %100, pozitif öngörü değeri %46 olarak belirlendi. Belirlenmiş, gösterilmiş. Yani şüpheli görüntüleme bulgularında asimetri, distorsiyon gibi güvenilir bir görüntüleme yöntemi, ancak özgürlük oranlarının düşük olduğunu unutmuyoruz. Bu akış yamasında da şüpheli bir lezyon hedef görüyorsak zaten sorun yok. Belirsiz ya da ulaşılamıyorsa ya da lezyon baştan belirsizse MR'ı kullanabiliriz. Ancak unutulmamalıyız ki MR kompleks sklerozal lezyon ve radyal sıkarın maliteden ayıracak güvenilir bir bulgu mevcut değil. Bu nedenle biyopsi gereklidir. Bakın sol meme üst kesimde tomosentezde belirginleşen distorsiyon, ultrasonda kitlesel olmayan hipoekoik alan, MR'da karşılığı mevcut, sonuç intraduktal papilomatozis. Burada sol meme iç kesimde bir asimetri, yalnız MR'da hiç kontrast tutulmuyor. Güvenli hastayı bir yıl sonraki kontrolüne çağırabiliriz. Sol meme üst dış kadranda distorsiyon, asimetri, MR'da da kitlesel olmayan alan, yer yer çekinti, ultrasonda MR'da buna uyan alanda lineer, yer yer nokta odaksal kontrast tutulumu, ancak kor biyopsi sonucu sklerozan adenozis 3,5 yıldır takipte, stabil takip ettiğimiz bir hastamız. Bu olguda da sağ meme üst dış kadranda biraz öncekine benziyor. Distorsiyon görüyoruz. Ultrasonda kitlesel olmayan duktal hipoekoik alanlar, çekintileri var. MR'da da kontrast tutulumu olduğunu görüyoruz. Buna uyan alanda bakın düzensiz sınırlı kontrast, kitlesi dışı kontrastlanma. Kor biyopsi sonucu atipili kolonlar hücre hiperplazisi ve sklerozan adenozis. Çok örnek aldığımız bir olguydu. 2,5 yıldır takipte, stabil takip ediyoruz. Hiçbir değişikliği olmayan bir olgumuzdu. Sağ meme üst dış kadranı tekrar bir asimetri görüyoruz. Distorsiyon eşlik ediyor. MR karşılığında sadece düzgün sınırlı bir solid kitle içeren asimetrik bir meme dokusu. MR'da hiçbir kontrast tutulumu yok. Bu da fibrokistik değişiklik tanısı elde edilen bir olgu. 5 yıldır takipte, stabil takip ettiğimiz bir olgu. Bu da sol meme üst kesimde gene bir asimetri distorsiyonu var. Ancak ultrason ne kadar problem çözüyor? Ultrason da görüyoruz ki hiperekoik bir kitle, etrafında halosu var. Sonuç infiltratif duktal karsinom. Biraz öncekine benziyor. Sağ meme 12 posteriorda bir asimetri, tomosentezde düzensiz distorsiyon etkisi belirgin. Ancak ultrasonunda kistel içeren asimetrik meme dokusu sadece. Bunu gördüğümüz için uyumsuzluk olduğunu düşünerek meme MR yaptığımızda çok zayıf kontrast tutulumu olduğunu gördük. Biyopsi sonucu fibrokistik değişiklik takip kararı aldığımız bir olgu. Bu olguda sağ meme yine saat 1 hizasında çok geniş bir distorsiyon, amorf mikrokalsifikasyonlar var. Ultrason eşliğinde kor biyopsi, fibrokistik değişiklik. Ama bu kadar geniş bir doku alanı olduğu ve mikrokalsifikasyonları bu kadar belirgin olduğu için bunu eksizyonda tel işaretlemeyi tercih ettik. Eksizyon sonrası ama kor biyopsiyle uyumluydu cerrahi sonucu. Yaygın kalsifikasyon, adenozis, radyal skar elde ettiğimiz bir hastamızdı. Bu tekrar distorsiyon, ultrason karşılığı var. Bunların hepsinde ultrason büyük oranda da yol çiziyor bize. Bakın ultrasonda da buna uyan alanda bir kitlesel olmayan bir hipoekoik alan, strain elastografide skor 4, böyle çekinti alanları görülüyor. Kor biyopsi sonucu atipik duktal hiperplazi, MR'da da kontrast tutulumu var görüldüğü gibi. Tel işaretleme sonrası eksizyonel biyopsi atipik duktal hiperplazi geldiği için gene kor biyopsiyle uyumluydu.
Bu çalışmada mamografideki yapısal distorsiyonlar toparlanmış. %75'i mamografideki mikrokalsifikasyonları, bence çok yüksek bir oran, %75'i malin, en sık infiltratif duktal karsinom, %7 oranında da kompleks sikleroz lezyon radyaskar gelmiş. Ve bunlarda da deniyor ki eğer inceleme tanısal bir mamografi ise ve sonografik karşılığı var ve şüpheli ise bunun malin olma olasılığı yüksektir olarak belirtiyor. Ek mamografik bulguların ilginç bir şekilde malin tanıya katkısı gösterilmemiş. Mesela bu çalışmada hasta grubu, bu tomosentez öncesi yapılan bir çalışma. Buradaki bu çalışmanın görüntülerine baktığında gerçekten o incelemeler, kişiler, radyologlar arasındaki uyumu araştıran çalışmayla ben o çalışmaya katılıyorum. Bu çalışmadaki olguların çoğu fokal asimetri eşlik eden distorsiyon olarak gösterilen olgular sayılabilir. Yani bu sadece yapısal distorsiyon, eşlik eden fokal asimetri ya da fokal asimetri parenkim distorsiyon hepsi birbirine sonuç olarak iç içe geçmiş durumdalar. Sonuç olarak mamografide asimetri ve distorsiyonlar dikkatle değerlendirilmeli. Eski filmlerle karşılaştırma, fizik muayene bilgisi önemli. Ultrason en temel ek görüntüleme yöntemi, en kolay, bizim en yapabileceğimiz, en kolay ulaşılabilir. Tomosentez bize çok faydalı, çok yardımcı. Ama tomosentezle distorsiyonların arttığını biliyoruz ama çoğunun pozitif öngörü değeri düşük oluyor. Malin olma olasılığı düşüyor. MR biyopsi kararı, biyopsi lokalizasyonu belirleme, radyoloji patoloji korelasyonu gibi aşamalarda faydalı. Radyolog tüm incelemeleri hep beraber değerlendirmelidir diyorum. Diyoruz, sabrınız için de teşekkür ederim. Serapcığım, çok çok teşekkür ediyoruz. Nazar değdirdim sana. Kötü öksürük. Sinüzitim var hocam. Şimdi, vakaların arasında iki şey benim dikkatimi çekti Serap. Evet. Bir tane kompleks siklerozal lezyona kat biyopsi yaptın ve 2,5 yıl takip ettin. Bir tane de lezyona yine kas biyopsi yaptın. Atipik kolumlar hiperplazi geldi ve takibe bıraktın. Evet. İki tane de saygın cerrahımız bizi toplumu toplantıya katılanlar arasında. Ne zaman hangi lezyonu, B3 lezyonu takip ediyorsun? Ne zaman hangi lezyonları cerrahi eksizyona veriyorsunuz? Bu gri bir zon. Herkesin evet. Fikrini, herkesin sınırı farklı yerde duruyor. Ben önce senin fikrini öğrenmek istiyorum. Evet, bu tartışmalı bir konu. Atipik duktal hiperplazi geldiyse örneklerimde olduğu gibi, özellikle ben bu örnekleri seçmemin sebebi bunlar konuşulur diyeydi. Atipik duktal hiperplazi geldiyse kor biyopside bütün konsensus kesinlikle upgrade oranı yüksek olduğu için eksizyonel biyopsiye gider. Flat epitelyal atipi yüksek riskli lezyonların en alt grubu. Burada da eğer radyoloji patoloji uyumu varsa, biyopsi yeterince örneklendiyse ve ek MR gibi tekniklerden de faydalanarak hasta her zaman eksizyona gitmek zorunda değil, takip edilebilir. Lobüler karsinom institularda da aynı şekilde son zamanlarda eğer radyoloji patoloji uyumu varsa örnekleme yöntemine de bağlı olarak takip edilebilir. Ancak her türlü durumda yüksek riskli bir hastaysa tabii ki algoritma değişiyor. Şimdi benim şunu söylemek istiyorum. Asimetrileri ve özellikle parenkim distorsiyonları biyopsi yaparken dikkat etmemiz gereken bir radyolog olarak çok önemli bir şey var bence. Yaptığımız biyopsiye çok güveneceğiz. Sonuçta bir biyopsi yapıyoruz ve baştan o biyopsiyi mesela o hastada, atipili gelen hastada ben 20 tane örnek almıştım. Çok geniş bir alandı. Çok almıştım. Çünkü yapacağım sonuca ve elde ettiğim biyopsi sonucuna daha sonra güveneceğiz. O biyopsiyi baştan yeterince örnekleyerek, baştan sonucunu, gelecek sonuca güveneceğimizi düşünerek baştan çok örneklemek lazım. Ya da hatta olabiliyorsa bu tür kompleks siklerozal lezyon geleceğini düşündüğümüz olguları vakum biyopsiyle örneklemek belki daha çok parça, daha çok güven ilk bir alternatif bir yöntem olabilir. Peki sen kompleks siklerozal lezyonun bir vakanda takibe bıraktığını söyledin, evet. Ve kat biyopsi olduğunu söyledin.
Çok örnek aldım bir hastaydı. Çok örnek aldım. Baştan onu MR'da da kontrast tutuyor. Hiç atipi gelmedi. Çok örnekledim. En az 10 tane aldım. Hatta yani çok abartı 15-20 tane aldım bile oluyor. Sonuçta bu sonuca güveneceğiz. Baştan onu düşünerek, bu olasılığı düşünerek biyopsiyi daha çok örneklemek gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle distorsiyon ve asimetrilerde. Peki, kitlesel olmayan bir hipoekoik alan varsa, genişse doku alanı, örneği bol almak lazım bence. Çünkü sonuca güveneceğiz. Radyoloğuz, biyopsi yaptık. Yani güveneceğimiz... Güvenecek kadar çok alacağız yani. Evet. Patologla, radyoloji-patoloji korelasyonu, patologla da yakın konuşarak. Peki, Deniz Uzunoğlu sormuş sana Serap'cığım. Serap hocamıza bir sorum olacaktı. MR negatif iken... ultrason veya mamografide bir strüktürel distorsiyon alanı görürsek, evet, takip etmek gerekir mi? Takipte ne şekilde yaklaşalım? Yapısal distorsiyonun eğer ultrason karşılığı varsa, MR negatif olsa da kesinlikle örneklenip, örnek alınıp, doku tanısı elde edilip o şekilde takip edilmeli. Peki. Yani ben benim kliniğim bu şey. Yani pratiğim bu şekilde. Çok teşekkürler. Bundan sonra vakalarımıza geçmemiz gerekiyor. Vakalarımıza da geçerken doktor hanım, vakalarımız hazır mı Fatma Hanım? Hazır hocam. Ben başlatabilirim. Buyurun, ekran sizin doktor hanım. Herkese iyi akşamlar. Bezmalem Vakıf Üniversitesi Radyoloji Anabelin dalından Doktor Fatma ben. İki tane vakamız var bu akşam. Onları sunmaya çalışacağım. İlk vakamız 48 yaşında hastamız. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği yok. Aile hikayesi yok. Tarama vakası, bir şikayeti yok. Takipleri merkezimizde olan bir hastamız. Takiplerinde 2017 yılında yeni gelişen mikrokalsifikasyonlar saptanıyor. Lineer pleomorfik olarak kategorize edebiliriz. Kuşkulu mikrokalsifikasyonlar. MR çekiliyor olgumuza akabinde. MR'da da yine kitlesel olmayan kontrastlanma, nodüler kontrastlanma alanları var aynı memede. Ultrason karşılığı optimal olmadığı için vakum biyopsi yapılıyor. Vakum biyopsi sonucumuzda duktal karsinoma in situ, intermediate grade duktal karsinoma in situ tanısı alıyor olgu. Sonrasında 2017 yılındayız. Dış merkez bir operasyon öyküsü var. Sağ MKC ve SLNB yapılıyor. SLNB'si negatif olarak geliyor hastanın. İnvaziv komponenti yok. Cerrahi sınırları negatif. Dış merkezde RT başlanıyor ve hastaya tamoksifen kullanması söyleniyor. Ancak hasta tamoksifeni kullanamıyor öksürük şikayeti nedeniyle. Takipleri yine merkezimizde. Bu radyoterapi sonrası postop ilk takipte 2018-05-2018'de elde edilen görüntüsünde. Burada tabii operasyon loji olup olmadığını, klips olmadığı için bir radyolog olarak ayırt etmek gerçekten zor. Ancak yine ince, düşük densiteli mikrokalsifikasyonlar görüyoruz mamografisinde. Burada birkaç sorumuz var hocam. Takip mi yapalım? Dinleyelim. Hocalarımızdan lafa söz almak isteyen var mı? Serap hocam, Şeyma hocam. Buyurun Şeyma hocam. Mikrokalsifikasyonlar sizin... Şeyma hocam, duydunuz mu? Sesinizi açabilir misiniz? Evet. Ben öncelikle bu hastada rezidüyü ekarte edemem ve biyopsi öneririm böyle bir hastada. Radyoterapi alsa dahi. Hemfikir olmayanlar mı aramızda? Tabii MR'ın da katkısı olabilir. Yani MR'ın yeri diye de sorumuz var. MR'ın bu tür durumlarda öngörü değeri çok yüksek. Mutlaka eşlik eden bir kontrast durumu olacaktır. Olmasa peki, da işte bir yoksa öneririm. Şimdi klips koymamış bir cerrahi girişim var. Bu cerrahi yapan sizce spaceman mamografisi çekmiş midir? Yani
çekilmemiştir diye düşünüyorum. Muhtemel. İlk önce onun altını çizmemiz gerekiyor. İlk önce erken postop dönemde ya spacemen'in ya memeyi çekerek hepsinin çıktığına emin olmamız en temel işlem. Katma Hocam buyurun, söz sizde. Biyopsi planlanıyor ancak merkezimizde bir MR'ı da var hastanın. Burada MR'da yani operasyon ucunda çok silik bir kontrastlanması var. Daha çok postop değişiklik olarak yorumlanıyor. MIP görüntülerinde bizi şüphelendirecek radyolojik olarak herhangi bir patolojik kontrastlanması yok. Vakum biyopsisi planlanıyor hastamıza. Vakum biyopside dahi biraz mikrokalsifikasyonların sayısında artış görünüyor. Bu vakum biyopsisi sonucu. Böyle bir literatür biliyorum ben. Fatmacığım, kusura bakma, özür dilerim. Estağfurullah. Cerrahisi negatif rapor edilmiş. Mikrokalsifikasyon vakalarında. Bu bir Kanada çalışması ve eski bir çalışma. Rezidin mikrokalsifikasyon varsa, patolojist raporu cerrahisinin negatifse rezidin malignansı ihtimali %30-35'tir. Bu muhtemelen bu mikrokalsifikasyonlarda ilk öncelikle rezidin olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Evet, zaten çok kısa bir süre rezidü gibi düşünülmüş. Yine benzer bir DCIS sonucu var mikrokalsifikasyonun, ERPR pozitif. Özetlemek gerekirse RT sonrası memede fokal bir alanda rezidüsü var hastamızın. Aksilası radyolojik negatif, ilk ameliyatında SLNB'si negatifti. Burada cerrahi önerimiz ve aksilla ya bir müdahale gerekir mi tekrar diye sormak istiyoruz. Cerrah hocalarımızdan söz almak isteyen var mı? Burada tabii radyo terapisti sözü radyo terapiste bırakacağım. Tamam. Hocam merhaba. 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 Doktor Osman ben, Vay 100. yıl genel cerrahide. Varol hocamı gördüğüm için çok konuşmak istemedim ben Varol abi. Yok, ben de gençlere söz vereyim diye hemen atılmak istemedim. Varol benziksiniz hocam. Estağfurullah. Bu hastaya birinci cerrahide MKC yapılmış, aynı zamanda SLNB yapılmış. Ama MKC, SLNB, duktal karsinoma enstitüde çok önermiyoruz. Duktal karsinoma enstitü mastektomi yapacak isek ya da sağ üst kadranda ise o zaman SLNB yapabiliriz. Sonraki cerrahide sentinel lenf nodu için sıkıntı olacaksa o zaman öneriyoruz. Ve erken dönemde olan bir nüks değil de erken dönemde bir mikrokalsifikasyonu olduğu için rezidüyü daha çok düşünüyoruz. 2 yıldan daha erken dönemde. Bunu da rezidü tümör olarak düşünüyoruz. Levent Hocam söylediğiniz gibi spaceman mamografisini çekmek çok çok önemliydi bu hastada. Bu hastada ikinci patolojide DCIS gelmiş. Ben yine cerrahi aksillayı ultrasonla değerlendiririm. Patolojik bir lenf nodu yoksa aksillaya bir şeye gerek yok. Cerrahisi bu hastanın bundan sonraki tartışmalı, yeniden radyoterapi almış. Meme koruyucu cerrahi mi yapacağız, mastektomi mi yapacağız? Ama bu hasta için radyoterapi de aldığından dolayı çok büyük ihtimalle ben bu hastaya mastektomi yapardım sonraki dönemde. Bundan sonraki cerrahisi mastektomi olabilirdi diye düşünüyorum. Varol abi bakalım o ne der ona. Önce Yeliz Hocam'a söz verelim. Evet. Varol Hocam'ın istediği gençlerden kıdemlere doğru gidelim. Evet. Yeliz Hocam buyurun. Evet, ben de Osman Hoca gibi muhtemelen bu hastaya ilk seferde sentinel yapmazdım. Hem lokalizasyonu itibarıyla yani sonra yasaklayabilirdik patolojiye göre. Tabii değişebiliyor hasta, eğer ikinci ameliyatı kaldıramayacaksa işte bir seferde hani çok konuşuyoruz hastayla karşılıklı tabii bu ihtimalleri. Ona göre değerlendirilebilir tabii ama küçük bir alan. Lokalizasyonu itibarıyla uygun aslında. Ben de muhtemelen grade intermediate, hani high grade falan olsa belki düşünürdüm yine ama sentinel ben de yapmazdım diye düşünüyorum. Yani tabii klipslenmemesi, spesimen muhtemelen söylediğiniz gibi grafi çekilmemiştir. Bunları da bakiye olarak düşünüyoruz tabii geride kalanları. Sonrasındaki cerrahiyi ben yaptığım için zaten devamı gelecek birazdan. Peki ne yaptığını söyleyin doktorum. Herkesin de fikri kendine, saygı duyuyoruz biz herkesin fikrine. Radyoterapisini aldığı için zaten hani tekrar meme koruyucu yapsak tabii Alparslan Hocam'dan yine o konuda fikirlerini alırız ama o şansı olmadığını düşünüyorum.
Ve mastektomi yaptım tabii. Peki, aksillaya aksilası negatif olduğu evet. için dokunmadık tabii. Hocam bir de Varol abiden önce bir şey daha söyleyeyim. 48 yaşında bayan hasta. Mesela buna bir genetik de bakılabilirdi. Çünkü DCS'i ikinci kez tekrarlıyor. Genetik bakılabilir miydi Varol abi, ne dersiniz acaba? Evet. Genç meslektaşlarım gerçekten çok söyleyecek bir söz bırakmadı ama DCIS'lerde kuralımız high grade komedo ve nekrozu yoksa sentinel nodül biyopsi indikasyonu yok. Ancak DCIS alanı 5 veya 7 santim üzerindeyse ve mastektomiye gideceksek mikroinvaziv odak çıkma korkusuyla o zaman sentinel nodül eklenebilir. Radyoterapi almış, yani MKC sonrası radyoterapi almış bir memede ikinci kez bir meme koruyucu cerrahi yapma girişimi çok riskli oluyor. Çünkü ikinci kez yapılan çalışmalar varmış. Alparslan Hocam da tabii ki daha doğru bir şey verebilir. 3-4 yıl üzerinden geçtikten sonra belki plastik cerrahi arkadaşlarla da konsülte edip sübkütan mastektomi acaba bu hastaya gündeme gelebilir mi diye tartışılır. Ben de onu soracaktım hocam. Bu hasta evet. memesinin korunmasını istiyor. Genç bir evet. hanımefendi radyoterapisini almış. Yazık değil mi? Daha evet. invaziv kanseri bile yok. Bu da high grade bile değil. Memeyi evet. kaybediyoruz. Sübkütan yapar mısınız, dener misiniz? Sübkütan yapmak için hocam ilk önce radyoterapiyle görüşürüm. Daha sonra cildin viabilitesi açısından plastik cerrah arkadaşla görüşürüm. Ona göre sübkütan mastektomi bu hastaya uygun olur. Şimdi tabii sübkütan mastektomiye gideceğimiz için içimizde bir kuşku, mikroinvaziv odak çıkabilir mi? Ama artık radyoloji, aksiler ultrasonografide bana göre herhalde çok büyük bir yol kat etti. Deneyimli bir meme radyoloğu arkadaş eğer aksilasına bak, şüpheli bir şey görüyorsa öncesinde İABE yaptırırım. Negatifse gönül rahatlığı ile hastaya sübkütan mastektomi ve rekonstrüksiyon eğer radyoterapi tekrar şey etmeyecekse, görmeyecekse. Hocam MIP'ini gördük hastanın, MR'ını gördük. Hayal meyal bir şey tutuyor, MIP'inde de doğru bir şey yok. Fatma Hocam da dedi ki burada doğru düzgün bir şey yok, hayal meyal bir şey var. Çok az bir mikrokalsifikasyon var. Siz bunda ciltten de uzak gözüküyor bu. Hocam sigara içmiyorsa, plastik cerrahların en büyük kuşkusu ben eğer sigara... Evet, bir numaralı etken sigara. Bir de dediğim gibi üzerinden bir yıl geçtikten sonra meme cildi, tabii radyoterapi tekniklerine de bağlı. Bazı hastalarda çok ciddi cilt yanıkları olabiliyor. Yani cilt kalitesi de önemli. Uygunsa sübkütan mastektomi artı protez de önerilebilir. Ama tabii her merkezde... Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Serap Hocam, Lobüler Karsinoma İnstitü de haklı olarak... Tekrar işlem yapılmaz diye bir ifade ama genç arkadaşlarımız da var. Eğer pleomorfik tip lobüler karsinoma in situ ise yalnız, evet, duktal karsinoma in situ gibi, çünkü terminolojiye evet. yeni girdi. Evet hocam. Onu bir hatırlatayım. Ayırmak lazım, haklısınız hocam. Evet hocam. Haklısınız. Evet. Haklısınız. Ben bir şey sorabilir miyim Levent abi bu olguyla ilgili olarak? Buyurun. Şimdi tabii ki, mikrokalsifikasyonlar rezidü ya da nüks pek düşünmüyoruz da bu hasta takibinde subkutan mastektomi olduğu zaman ilk lezyon mikrokalsifikasyonlarla gittiği için bu hastanın takibinde mamografi yapalım mı? Yani %100 yaparım. İmplant her seferinde var. Ben bu hastaya subkutanda yapılsa takiplerinde mamografi çekerim. Günlük pratiğimizde de çok örneği var. Çünkü bu hasta nüks ederse mikrokalsifikasyonlarıyla mı yükselecek? Çift yani bazı hastalar mi? Bize geliyorlar, benim meme dokum yok ki niye mamografi çekiliyor diyorlar. Bu hastalar tam subkutan mastektomi yapılmasına rağmen mamografiyle takip edilmesi gereken hasta grubunu oluşturuyor. Peki hocam, tek poz yeterli midir? Bir yan meleografi, iki poz mu çekiliyor? Bence yetmez çünkü bizde silikonları var. Silikonlar? Serapçığım. Silikonları var, o görüntüyü bozuyor. Bozuyor. Evet. Silikonlar olduğu için mutlaka iki poz çek. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocalarım?
Levent Hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim Alparslan? Tabii ki, ne demek. Yani cevap niteliğinde sadece çok kısa, vaktimiz daralıyor. Ben Varol Hocam ve Yeliz Hocam'ın vurgusuna istinaden söyleyeceğim. Tekrar radyoterapi önermezdik. O çok zor bir indikasyon. Mastektomi. Hayır, radyoterapi önermiyoruz zaten. Önermiyoruz, hocam. Evet. Yani tekrar kabul ediyoruz, sulh kıtanını yapıyoruz. Evet hocam, evet. Tabii ki radyoterapi bir daha öneren olmadı. Alparslan Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Galiba 5 veya 6 yıl geçtikten sonra, ama yalnız çalışma mahiyetinde. Yani evet, şu an evet, bir hocam, klinik buyurun. Çalışma. Çünkü orada yanlışlıklar olabiliyor. Bazı arkadaşlar bu çalışmayı görüp ama sonuçları daha bildirilmemiş. 5 evet, veya 6 yıl geçtikten sonra tekrar MKC ve radyoterapi uygulanan olgular varmış ama bunların sonuçları halen tam net olmadı. Doğru. Bir de nüksetmiş bir şeyde çok daha inatçı olmamak lazım. Yani tekrar MKC, tekrar nüks ederse bu defa hastaya belki de sübkütan mastektomi şansını da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Onun için günlük teorik bilgilerimiz ve pratiğimize göre herhalde şey yapmak mümkünse, tabii sübkütan mastektomi veya değilse mastektomi yapmak doğru karar olur. Evet hocam. Hocam, ekran sizin, buyurun, slaytlar sizin. Levent abi, son bir şey söyleyeyim hocam. DCIS'lerin nüksleri invaziv kanser olarak geliyor daha çok. %50. %50. %50. Evet. Ama bunu nüks görmedik. Biz bunu daha ziyade rezilmiş gibi kabul ettik. Evet. Fatma hocam, buyurun. Devam edelim. Bu hastamıza da basit mastektomi, sağ basit mastektomi ve nihai patoloji raporu iki küçük alanda rezidüel in situ karsinom varlığı, ufak 0,2 santim her biri boyutlarında ve yine patolojisi aynı, nekrosus kribriform tip intermediate grade DCS olarak gelmiş. İkinci olgumuza geçiyorum. Bu hastanın ilk cerrahisinde... Benim sorularım var hocalarımla. Pardon hocam. Bu vaka over treatment mi diye tam kesik geldi Levent evet, evet. Hocam. Bu over diagnoz mu, bu vaka over treatment mı? Nasıl klasifiye edersiniz? Biz intermediate grade DCS'ten hastayı mastektomiye getirdik. Aksillasından da nefrodu aldık. Bu hastalığıyla birlikte bu hasta 20 yıl yaşayacaktı ortalama. Bu hastanın tedavisi uygun yapılmamış hocam. İlk ameliyatı, ilk ameliyatı sıkıntılı hocam. İlk ameliyat evet, eğer bence düzgün yapılsaydı buraya gelmeyecek ihtimal. Evet. Cerrahi yanlış kesin hiçbir şey düzeltemez. Cerrahlar yani kesin işaretlemesi nasıl yapıldı? İşaretlemesi nasıl yapıldı bilmiyoruz. Spesimene gönderildi mi bilmiyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Aslında biz radyologların olur diagnoz değil, treatment'ın zor olduğu kanaatindeyim ben. Treatment düzenlemesi çok daha zor bir iş yani. Evet. Doğru. Hocam, buyurun Fatma Hocam. Ekran sizin. Kusura bakmayın, araya girdim. Tamam, olabilir ama ikincisinde bir problem yok. İkinci tedavi bence over treatment değil. Yerinde bir tedavi. Evet. Tabii. Okey. İkinci vakamız 40 yaşında tarama mamografisi vakamız. Özgeçmişinde özelliği yok. Vakamızın herhangi bir şikayeti yok. 2016 yılında mamografilerinde oldukça düşük densiteli bir distorsiyon alanı saptanıyor. Bunun üzerine hem MR'ı hem ultrasonografi incelemesi var. MR'ında yine T1 artı serilerde iç kadranda fokal bir distorsiyon alanı var. Arka plan kontrastlanması da mevcut ancak çok net bir kontrastlanması yok. Patolojik bir kontrastlanması yok mevcut kitlenin. Ultrason incelemede de yine karşılığı olduğu için ince bir distorsiyon şeklinde turukat biyopsi yapılıyor hastamıza ultrason eşliğinde. Turukat biyopsi sonucu sklerozon adenozis B3 lezyon gri zon olarak geliyor. Bunu gerçi konuştuk hocam Serap Hoca'nın sunumunda ama burada bir radyolojik patolojik diskordans düşünecek miyiz? Operasyon önerisi yapacak mıyız hastamıza yoksa takip mi edelim diye soruyoruz. Buyurun radyologlar, top sizde. Sklerozon adenozis yapısal distorsiyon sebeplerinden.
atipisi yok. Başka bir lezyon hiç eşlik etmiyor. Yani hani bence takip edilebilir herhalde. Yani cerrahla. Ben hastalığı anlattığı konuşma çerçevesinde takip hastası. Yani böyle, evet. Tamam, bu kadar. Evet. Peki. Buyurun Fatma Hocam, devam ediyoruz. Biz de takip önerilmiş hocam. Ancak şöyle bir takip önermişiz. Ancak hasta bize 4 yıl sonra başvurmuş. 4 yıl sonraki takiplerinde bu alanda hem dansit artışı hem lezyon boyutlarında belirginleşme, distorsiyon daha gözle görülür bir hale gelmiş. Ultrasonda eski 2016'daki ultrasonlarında çok net seçilemeyen alan güncel ultrasonografi incelemesinde oldukça net bir şekilde distorsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Elastografide yine sert kodlanan alanları var. Rebiyopsi öncesi bir genel memenin durumunu görebilmek için bir MR çekiliyor olgumuza. Yine iç kadranda aynı yerde yani 2016 yılındakine çok benzer bir lokalizasyonda MIP'inde de oldukça belirgin olan ve bu sefer daha eşlik eden kontrast tutulumlarının göze çarptığı bir distorsiyon alanı var. Turukat biyopsi yapılıyor tekrar bu alana ve patolojisi bu şekilde geliyor. Yüksek grade'li DCIS, nekrozlu, solid ve komedo paternli. Reseptörleri de yine bu şekilde bu olgumuzun. Burada eklemek isteyeceğiniz, yani bu nadir bir olgu tabii ama. Çok ters bir şey. Varol Hocam'a bırakıyoruz soruyu. Buyurun hocam. Hasta elinde tanısı var, MR'ı var, biyopsi var. Hocam tabii ben Serap Hocam'ı dinleyince sklerozan adenozislerde biz biraz daha tedirgin yaklaşıyoruz Cerrah Paşa grubu olarak. Sklerozan adenozis gördüğümüz zaman genellikle eksizyona yönelik işlemleri biraz daha sık uyguluyoruz. İşte onun etrafında eşlik eden bir invaziv karsinom olabilir korkusuyla. Şimdi tabii bu örnek hep her sklerozan adenoziste mutlaka malinite mi saptayacağız? Öyle bir uygulama yok ama bu eğer takibi güç, takibinde sorun çıkacak olan hastaysa. Çünkü bazı hastaya takip dersiniz. Normalde 6 ay sonuna gelmesi gerekirken bu hasta gibi 4 yıl sonuna gelirse tabii ki hasta açısından büyük şanssızlık. Ama rutin takipleri yapılabilecek ve radyoloji ile patoloji korelasyonu hocam. Eğer radyoloji ve patoloji bize evet bizim gördüğümüz grafiğiyle tespit ettiğimiz histopatolojik tanı bizi rahatlatıyor derse zaten cerraha çok söz düşmüyor hocam. Ama bu korelasyon net değil denirse başka alternatif yok. Ama ben biraz sklerozan adenozislerde biraz rahatsızım. Yani bu bireysel bir yaklaşım belki. Çok mutlaka hasta rutin takiplerini, yani bir işlem yapılmayacaksa yaptırması şart. Evet. Hocam ben peki hocam, bu haliyle önünüze geldi. Ne yaparsınız? Bu haliyle evet. Şimdi high grade şeyi var hocam. Komedo nekrozu ve şeyi var. Ben bu hastada DCIS parsiyel mastektomi artı şey yaparım. Sentinel nodül mutlaka buna eklerim. Yani peki. Ultrasonda negatif olsa bile yine de buna şey yapmak gerekiyor. Çünkü çok düşük bir oran ama high grade, komedo ve nekrozlu şeyler %1-2 de olsa aksiler metastazla önümüze çıkabiliyor. Sizle hemfikirim. Bir de bu lezyon kitlesel lezyon formunda. Yani bunlar evet. Bundan invaziv çıkmamışsa ben şaşırdım aslında. Daha da ilginç tarafı şey, yani sklerozan adenozis alanı içinden evet. Kaynaklanan bir şey. Kaç tane gördük derseniz evet sklerozan adenozis alanı ayrı, yanında ayrı invaziv karsinom gördüğümüz var ama içinden bir tane de fibroadenomdan kaynaklanan DCIS gördüm şu ana kadar. Ama bu demek evet. Değildir her fibroadenoma DCIS gelişecek diye yaklaşmak. Yani bu hastaya şey parsiyel mastektomi artı sentinel nodülle başlanması doğru olur diye düşünüyorum. Hocam ben peki de hocalarım. Bundan sonra Alparslan burada mısın? Buradayım. Buradayım hocam. Biliyor musun? Bir önerim var herhalde. Evet. Radyoterapi önereceğiz hocam. Cerrahi. Yani cerrahisi tamam aslında. Varol hocam
tekrar bir yeniden cerrahi öneriyor musunuz bilmiyorum. Hayır, kesinlikle cerrahi sınıra bir santimden uzak hocam. Yani 2 milimetreye kadar DCIS evet. için cerrahi sınırı güvenli kabul ediyoruz. Bu lezyon genişliği 1,5 santim olduğu için yeterli bir cerrahi. Yeterli cerrahi sınırlarda evet. tüm cerrahi sınırlardan 1 santim demiş. Sizin o yüzden verdiğiniz gibi sentinel'ı da var. Onun için radyoterapi evet. önereceğiz hocam. Radyoterapi evet. tüm meme ışınlamasını evet. önereceğiz. DCIS genç hastalığında bilmiyoruz. 50 yaşları civarında. Reseptörü 48. pozitif olduğu için. Reseptörü de pozitif olduğu için. Hormonoterapiyle herhalde. Hormonoterapi de eklenir hocam. Fatma hocam buyurun slaytlar sizde. Hocam. Bir söyleyebilir miyim bu konu hakkında bir bu sklerozen adenozis ile ilgili müsaadeniz olursa. Varun abime de bilgilerimi çek etmek istiyorum. Sklerozen adenozis atipisiz proliferatif bir meme lezyonudur. Proliferatif meme lezyonudur. Tamam atipi meme kanseri proliferatif meme lezyonlarının atipisiz olanın meme kanseri risk oranı %2'lerdedir. 1,9'lardadır. Bu hasta ben de biz de klinik olarak var olabilir gibi düşünüyoruz. Sklerozen adenozis gelirse eksizyon daha çok ağır basar. Serap hocamın sunumuyla çok şükür bu da netleşti biraz da. Ek patolojik özellikleri varsa aile hikayesidir ya da radyolojik patolojik diskordansı varsa bu durumlarda eksizyona daha çok kayabiliriz. Ben ilk başta da bu hastada proliferatif meme lezyonu olduğu için en başta ben bu hastaya eksizyon önerirdim. 40 yaşında hasta ama hiçbir ek özelliği... Ben radyologların kanaatini söyleyeyim. Bizim radyoloji literatürümüz aynı Serap Hoca'nın bahsettiği gibi sklerozen adenozis bir atipi görmüyorsak ona özgeçmiş, soygeçmişte de başka bir şey yoksa bu hastaları takibe bırakıyoruz. Şu anda günlük rutinimiz bu yönde. Sklerozen adenozisi cerrahiye vermiyoruz. Yani şu andaki yaklaşımımız bu halde. Ama klinik sağduyumuza da insan cerrahlarımızın güveniyoruz. Yılların bilgi birikimi bu. Ama şu andaki radyoloji literatürü atipisiz meme lezyonlarında bekle görde kalmayı ve takibi öneriyor. Bir saniye. Aslında konuşayım arkadaşlar. Patron Fatma Hanım, Fatma Hocam. Slaytlar sizde, buyurun. Hocam bu zaten hani son vakamızdı. Belki burada bilmiyorum Serap Hocam da bahsetti. Yani vakum da hani vakumla alındıysa ya da turkatla alındıysa o da bizim kararımızı hani etkiliyor. Belki ben Serap adına bir cevap vereyim. Serap vakum olmadığı için ben 10-15 tane kat biyopsi yapıyorum. Ben çay kaşığıyla çorba tabağını içmeye çalışıyorum diyor. Haklı. Ülkemiz şartlarında hepimiz serabın yapıyoruz. Biz çok sayıda kalın iğneyle kat biyopsiyi yokummuş gibi kabul eden bir günlük pratiğin içine ekonomik şartlardan dolayı sürükleniyoruz. Buna itirazı olan var mı radyolog arkadaşlarımızdan? Şeyma Hocam burada mı? Hocam buradayım. Aynı şekilde mikrokalsifikasyonları da biyopsiye de yaparken 7-14 tane parça almak durumunda kalabiliyoruz. Aynen öyle. Evet. Ama bu hastadaki yapısal distorsiyon tabii biraz huzursuz edici bir bulgu. Bir kısa dönem takip tabii yapılmasında fayda var. Bu tanıdan evet. sonra. Ama yani hasta invazive dönüşmeden yakalanmış. Hastada letal bir hastalığı yok, tedavi edilebilir bir hastalıkla karşı karşıyayız. Evet. Fatma Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam, vakalarımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz katılımcı hocalarımıza da. Sizlere. Çok güzel vakalarımız vardı. Teşekkür çok edeceğiz. Çok teşekkür eden, ediyoruz. Tüm dinleyicilere, katılıcılara, düzenleyicilere, sayın rektörümüze teşekkürler. Şeyma Hocam, son söz sizin. Bütün katılımcı arkadaşlarıma öncelikle sunumda moderatör rol alan Levent Hocam ve Serap Hocama, rektör hocama ve katılım yapan yine katılımda destekleri olan Varol Hocam, Alparslan Hocam, Zuhal Hocam ve Yediz Hocama, yine Van'dan konuk olarak katılan Osman Hocama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm diğer katılımcılarımızla birlikte teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Farklı günlerde görüşmek üzere. Amin. Hoşçakalın. Evet.
Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Alparslanlıyım. Sesini duyduğuma çok sevindim. Bye. Hocam ben de hürmetler, sevgiler, saygılar. Ben de öyle Cerrah Paşa nostaljisi yaşadım. Sağ ol. Var hocam. Çok, ben evet. Çok keyifliyim şu anda. Birlikte sizleri inşallah. Gördüğüme. Çok güzel bir toplantı oldu. Hepinizin elini koluna sağlık. Sağ olun. Bezme alemin sayesinde. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Levent hocam çok sağ teşekkür olsun. Ederiz. Çok evet. Her zamanki gibi renkli sunum ve çok didaktik bir toplantıydı. Teşekkür ederim. Levent hocam hep öyle. Sağ ol. Sağ ol hocam. Var ol hocam. Süpersin Fatma'cığım. Teşekkürler. Baba. Görüşürüz. Evet, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.